Temporal kemiğe başlıyoruz. Hemen sağ lateralden temporalimizi gördük. Temporal kemik esasen dört parçadan oluşuyor. İlk parçamız gelsin, squamous parça. Squamous parçada önemli olan nedir? Birincisi arter temporal superficialesin izi vardır. İçteki izi vardı, daha önceki slaytlarda söylemiştik. Arteria meningea media. Hatta nerede bahsetmiştik bundan? Parietalde. Demek ki parietal ve temporalde iz o ikisinde de iz yapan arterya meningea media. Peki soru nasıl gelir? Temporal kemikte iz yapan arter ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Temporalis superficialis ve meningea media. Kimin dallarıdır? Arteria carotis externa'nın iki tane te, e, terminal dalı var maksiller arter ve temporalis superficialis. Temporalis superficialis'i burada görüyoruz. Maksiller arter ise kafanın içine girmek üzere mandibular bölgede meningea media'yı verir. Biri içte, biri dışta, temporal kemikte izini yapar. Yine squamous parçada devam ediyoruz. Burada bir çıkıntısı var, zigomatik çıkıntı. Zigomatik kemikten gelen çıkıntı ile birleşerek Arcus zygomaticusu yaptı. Hala squamous parçadayız zigomatik e, prosesin arkasında çene ekleminin çıkmasını önleyen tüberkülüm artikulare bulunuyor burada. Tüberkülüm artikulare de arkadaşlar onun hemen arkasında temporomandibular eklemde Mandibula'nın oturduğu fossa mandibularisi görüyoruz. Şimdi fossa mandibularisi önemli. Neden önemli? Fossa mandibularisi şıklarda gördüğümüzde bizi sanki mandibula'ya götürüyor. Sakın dikkat. Fossa mandibularis tempora mandibular eklemin eklem yüzeyi olup temporal kemiktedir. Tamam mı? Sonra burada timpan parçaya geldik. Bu ikinci parça bu birde. Timpan parçada neler var? Meatus acusticus externus ve porus acusticus externus'u görüyoruz. Bunlar arkadaşlar e, şöyle düşüneceğiz. Hani koksada biz apertura Pelvisi superior'u çizmiştik ve bunu oraya oturtulan bir tepsi olarak düşünün demiştim ya. Bu da böyle. Bak hangisi? Bu. Porus. Porus buradaki tepsi olarak düşün porusu. Devamındaki yolda da meatus acusticus externus'tur. Bu arada bu eksternal yol içeri girip internadan seni çıkartmaz. Neden biliyor musun? Bu meatus acusticus externus'tan içeri girdiğinde sen canlı da membrana timpani ile karşılaşırsın. Tamam mı? Yani burada olayın senin biter. Bu ikisi birbirinin devamı değil. Sakın yanlış aklınızda tutmayın. Şimdi mastoid prosese geldiğimizde mastoid prosesinin içerisinde böyle hava boşlukları, iğne başı kadar Bile olsa büyüklü küçüklü bir sürü hava dolu boşluklar vardır. Bunlardan en büyüğü antrum mastödyumdur. Soru orta kulak boşluğuyla ilişkidedir. Antrum mastödyumun orta kulak boşluğuyla ilişkide olduğunu unutmayın. E, bu boşluklar ne işe yarıyor? Bu boşluklar kafanın ağırlığını azalttığı gibi sesin rezonansında da etkilidir. Antrum mastodiyomu gördük. Bir de kemiğin iç yüzüne bakalım. Hadi bakalım medial yüzde neler var? Medial yüzde arkadaşlar şurada petros parçayı inceleyeceğiz. O yüzden kemiği çevirdik. Dışarıdan petros parçayı göremiyoruz. Şimdi petros parçada meatus akustikus internus olduğunu söyledik. Tamam mı? Ve bunun externusun devamı olmadığını biraz önce belirttik. Ondan sonra arkadaşlar burada petros parçanın üstünde bir ganglionun izi var ganglion trigeminale ya da gasser ganglionu 5. ile ait. Bunun izi önemli. Gasser ganglionu nerededir? Petros parçada temporal kemikte yer alıyor. Bir de şurada arkadaşlar üstte bak yandı söndü gördün mü? Bak şurası tegmen timpani bulunuyor. Tegmen timpani demek ki hangi kemikteymiş? Bak tegmen ne demek? Çatı. Timpan ne? kulak zarı orta kulaktan artık bahsediyor hani o timpanik bölgeden. O zaman arkadaşlar biz bunun için şunu diyebilir miyiz? Orta kulak boşluğunun çatısını yapar soru. Peki genel olarak şöyle kafa içinden ben bu kemiğe bakıyorum diye düşünüyorum şimdi. Bak beraber düşünelim. Neredeyiz şu anda? Fossa krani medyadayız değil mi? Artık oksipitaller posteriyor. Sifenoidin önünde, alaminörün önü de fossa krani anteriyordu. Ben şimdi medyadayım değil mi? Şimdi medyayı kulak boşluğundan, orta kulak boşluğundan ayıran yapı kimdir? Bak bir soru daha geldi. Tegmen timpani. Şurada da stiloid prosesi görüyoruz. Peki, prosesus stiloideus'u biz hangi kemiklerde gördük? Radius, ulna, buraya kadar olandan bahsediyorum. Üçüncü metakarpalde var, onu söylemedim. Bir de temporalde varmış. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar altta da bilmemiz gereken en önemli şey burası kanalis karatikus. Yani gelip arterya karatis interna kafayı beyni besleyecek ya nereden giriyormuş? Temporal kemikten kafanın içine giriyormuş. Şimdi dikkat kraniyel turumuz başlıyor. Şöyle temporal kemikte arkadaşlar bakıyoruz burada diyor ki fissura petro timpanika, korda timpani diyor. Bunlar nedir? Bir bunları bir inceleyelim ama incelemeden önce. Kafadaki kemiklerde delikler bulunuyor değil mi? Bunlar neyi nereye bağlıyor? Önemli içinden ne geçiyor? Önemli dedik de bunların temel mantığı ne? Kraniyel sinirlerin kafa dışına çıkma için kullandıkları yollardır. Kraniyel sinirlerimiz nelerdi? Şöyle 12 tane var değil mi? Bak 1 ve 2 özel kraniyeldir. Özel ne demek? Beynin uzantısıdır bunlar. Beynin uzantısı oldukları için 3 durayla da kaplıdır. Ayrıca bir koku sinirinin bir özelliğini daha söylemiştik geçmiş derslerde. Talamusa uğramayan tek duyudur. Bütün duyular talamusa uğrayıp kortekste anlamlanır demiştik. Sonra mezensefalondan kim çıkıyor? Kraniyallerde 3 4 çıkıyor. Güzel. Pons'ta kim var? Bir de bulbusta Zaten şu mezansefonon e, pons bulbus olarak yukarıdan aşağıya beyin sapını yazdığımızda 2, 4, 4 gidecektik. O zaman burası 5, 6, 7, 8 aşağısı da 9, 10, 11, 12 idi. Şimdi biz korda timpaniği çıkaracağız da bunlar nereden çıkıyor? Bak gel bakalım 3, 4, 5, 1, 6 nereden çıktı? Fissura orbitalis superior'dan. 5, 2 nereden çıktı? Rotundum'dan. 5-3 nervus petrosus minor ile birlikte nereden çıktı? Ovaleden. Peki bu kadarını eledik. 7-8 ne yapıyor? 7-8 arkadaşlar meatus, akustikus, internus'a giriyor. Bak çıkartacağız. 8 çıkmıyor. 8 kafası, kafayı terk etmeyen tek kranialdir. Çünkü onun zaten inerve edeceği bölge orada. Denge organı, işitme organını buluyor burada. içeride orta kulağı orada kalıyor. Peki o zaman bu en kısa kraniyal. Kafayı terk etmeyen tek kraniyal. En uzun kraniyal hangisi? 6 diye atlama. 10. En uzun kraniyal 10. Kafa içindeki en uzun kraniyal 6. Şunları çıkartalım. Hani vena jugularis interna'yla kavgalıydı bunlar değil mi? Nereden çıktı? Foramen jugulare'den çıktı. Foramen jugulare hangi kemiğe aittir? Yok öyle bir soru. Niye? Foramen jugulare bir kemiğe ait bir oluşum değil ki. Oksipitalle temporalin insuzuraları birleşiyor. Böyle iki tane yarım ay tam böyle dolunay oluyor. Ortası delik oluyor. Oradan çıkıyor bunlar tamam mı? 12 nereden çıktı? Hani şöyle oksipitali ters çevirdiğimizde kondilis oksipitalisinin dibinde kendine ait bir kanalı vardı bunun değil mi? Kanalis nervi hipoglossi oradan çıktı. Şimdi bütün bunları çıkarttık. 8'i içeride bıraktık. 7 ne yapıyor? Gel bakalım. 7 Meatus Acusticus Internus'tan girince kendine böyle kıvrımlı bir yol buluyor ama bu daha kıvrım olduğunun farkında değil. Bu bütün sinir liflerini aldı sırt çantasına çıktı yola. Çıksın bakalım. Hop geldi bu, burada. Ne yaptı? Genuda bir yere çarptı. Bu yolun böyle olduğunu bilmiyordu. Bir yere çarpınca sırt çantasındaki liflerden biri düştü. Kim o? Nervus Petrosus major. Nervus petrosus major ne yapıyor arkadaşlar? Ganglion pterygo palatinum'da sinaps yapıp, glandula lacrimalis'ten seni beni ağlatıyor demiştik. Bu sırt çantasında daha bunun lifleri var, bunun hedefi yüz değil mi? Yüze gidecek. Bu devam ediyor yoluna. Kanalda devam etti. Bu arada sırt çantası yoluza da ağır gelmeye başladı. Ben buradan bir tane daha lif vereyim dedi ve vücudun en küçük kası olan Musculus stapedius'a nervus stapedius'unu verdi. Burada lezyon olursa ne olur? Bak bu ne yapmış? Kulağına bir şey tıkamış, değil mi? Hiperokuzi olur. Tamam? Şimdi bu devam ediyor sırt çantasıyla yola e, giderek ağırlaşıyor çanta. Ben bir tanesini vermiştim nervus tapidiusu. Hafifledim. Bir tane daha lif atayım şuraya diyor. İşte o verdiği lif de korda timpanidir. Korda timpani ama nereden çıkarttı korda timpani? Yi? Bak korda timpani işte olayımız bu. Korda timpani arkadaşlar temporal kemikte fissura petro timpanikadan içerideki petroz içeriden gelecek ya bu içerideki petroz parçayla timpan parçanın arasından böyle çıkar. Çıktıktan sonra ganglion sup gelir ve bakın korda timpani kimin dalıydı? Biz buradan yediği çıkardık değil mi? Yedinin dalı ama özelliği nedir? Hem parasempatik hem özel duyu. Parasempatik olarak ne yaptı? Submandibular, sublingual tükürük bezlerine sekresyon yaptırdı. Özel duyu olarak da dilin 2 bölü, 2 bölü 3 ön tat duyusunu aldı. Sonra bu artık geldi yerine şöyle bir rahatladı. Burada yumuşak bir yastıkta bütün liflerini şöyle sırt çantasına açtı ağzına açtı. Bütün lifleri dağıttı buraya uzandı. Kim bu? Glandula parotidea, parotis. Parotisin içinde de bütün motor liflerini verdi. Motor liflerini nereden çıkarttı biliyor musunuz? Bak şimdi bu yükünü bu burada attı. Tamam mı? Attıktan sonra foramen stilomastidium. Gel buraya. Bak burada. Burada bu rahata kavuşuyor. Buradan demek ki yedinin bütün motor lifleri çıkıyor. Anlaştık mı? Yedi yolda yoruldu. Seni ağlattı. Kendi ağlamamak için. Yolda bir de kulağa dal verdi. Sonra aşağı geldi. Aşağıda aşağılara doğru verdiği dal korda timpani diline giderken asıl hedefi yüze gitmekti. İşte buradan çıkıp yüze gitti ve mimik kaslarını inerve etti. Temporal kemiğin tekrarındayız şu anda. Temporal kemiğe dıştan bakıyoruz, temporal kemiğe içten bakıyoruz ve de aşağıdan bakıyoruz. Aşağıdan baktığımızda hemen çene eklemiyle ilgili iki oluşumu eleyelim arkadaşlar. Birinci şaşırtmaca şudur. Fossa mandibularis hangi kemiğe aittir? Fossa mandibularis isminde gizli olan mandibularis kelimesine aldanmıyoruz. Temporal kemikte mandibulanın kaputunun girdiği fossadır. Tüberkülüm artikülari ise yine çene eklemiyle ilgili bir oluşum olup bu çıkıntı sayesinde çenenin fazla öne gitmesi engelleniyor alttan baktığımızda kanalis karotikusu görüyoruz peki sulcus karotikus diye bir oluşumu hatırlıyor muyuz arkadaşlar bakın olay şöyle gelişiyor kanalis karotikustan giren arteria karotis interna kafanın içine doğru ilerliyor ve sifenoid kemiğin korpusunun her iki yanında bulunan e, sinüs cavernosusa girerken kendine tahsis edilmiş bu olukta ilerler. Yani sulcus caroticus sifenoid kemiğe aitken. Kanalis karotikus temporal kemiğe ait bir oluşumdur diyoruz. Peki sinüs kavernozus da hızlıca hatırlayalım. Arteria carotis interna sinüs kavernozusun tam da içinden birisiyle beraber geçiyordu. Ve trombozlarda en çok etkilenen ikiliydi bunlar. Bu kimdi? 6. kraniyel yani nervus aptusensi. Peki sinüs kavernozus dediğimizde bizim aslında temel olarak algılamamız gereken şey neydi? Sinüs kavernozusun kafa içerisinde ağzına kadar ven dolu bir odacık olduğuydu. Yani bu venöz odacıkta bütün iştişamıyla bir arter bulunuyor. Bakın o yüzden soru olabilir arterye karotis interne buradaki oluşumdur dedik. Şimdi geçelim. Ha bu arada klinik olarak da mesela cavernos sinüs trombozunda hangi bulguyu beklersin gözde? Lateral bakış kısıtlılığı çünkü 6. kraniyal etkileniyor değil mi? Şimdi alttaki oluşumlardan arkadaşlar biz şöyle dış yana gelelim. Dışta hemen burada kalem ucu şeklindeki çıkıntıya prosesus stiloideus diyoruz. Şuradaki çıkıntıya ise prosesus mastoideus diyoruz. Mastoid ve stiloid proseslerin arasında bir delik olsa hadi adını siz koyun. Foramen stilo mastoideum. Buradan kim geçti? 7. 7. kraniyeliğin tüm motor dalları buradan çıkar peki 7'nin ünlü bir dalı vardı değil mi korda timpani dilin 2 bölü 3 ön kısmının tat duyusunu alıyordu peki bu kafayı nereden terk etti ponstan çıkan 7. kraniyal arkadaşlar kafa içinde ilerleyip korda timpani dalını tam da nereden çıkartıyor yine temporal kemikteki fissura petro timpanica yani glasyer yarığından çıkartıyor dedik şimdi gelelim arkadaşlar yine dış yüzde bakın bir tane Açıklık var. Bu açıklığa ne diyoruz biz? Meatus ya da porus akustikus externus diyoruz. Buradan içeri girdiğimde içeride şurada meatus akustikus internus'tan çıkacağımı ya, şey, sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar meatus akustikus externus'tan içeri girdiğinde kulak zarı ile karşılaşırsın. Ama meatus akustikus internus'tan girsem peki çıkışım var mı? Var. Kimler çıkı giriyor arkadaşlar buradan? Bakın 7, 8, nervus intermedius giriyordu hatırlarsanız. Bir de ne giriyor? A ve labirinti giriyor. A ve labirinti iç kulakla ilgili oluşumken arkadaşlar 7 meatus akustikus internusa giriyor. 7 harfi şeklindeki fallop kanalında ilerleyip kafayı nereden terk ediyor dedik? Foramen stilomastoidium'da. O zaman ben buraya bir yıldız koysam. Buna diyebilir miyim? Meatus akustikus internusun çıkış deliğidir. Kesinlikle doğru. 8 ne yapıyordu? Kafayı terk etmeyen tek kafa çiftiydi. Nervus intermedius nereden çıktı? Hadi burası orta kulağa gitti bu arkadaşlar çok duygusal 7'nin duyu olan bu duygusal nervus intermedius 7'yi bırakmaz bu yüzden 7'nin motor dalları ile birlikte meatus akustikus internusa onun peşi sıra dalar diyoruz peki insuzura jugularis'ten bahsettik oksipital ve temporal kemikte yani otta bulunan insuzura jugularis'ler baş başa geldiklerinde bir foramen oluşturuyorlardı foramen jugular ediyorduk Buradan kim geçiyordu? 9, 10, 11 geçiyordu. Vena jugularis interna, sinus sigmoidus geçiyor. Bir de sinus petrosus inferior geçiyor. Sinus petrosus inferior kim arkadaşlar? Sinus petrosus inferior, cavernus sinüsü, sigmoid sinüse bağlar diyoruz. Bir tane de beyin yakıcı şık olarak arterya meningea posterioru verirler ki bu da e, insuzura yugularislerin ile oluşan foramen yugulariden geçmektedir. Bunun da kafanın arka bölümünde bulunduğunu bilin. Asıl burada foramen e, yugulariden geçmeyen hangisidir seçeneğinde işaretlemeniz gereken 12 olacak. Çünkü 12 nereden geçiyor arkadaşlar? Tam da oksipital kemiğin kondilinin dibinde kanal analis nervi hipoglossi adlı kendine tahsis edilmiş kanaldan geçerek kafayı terk eder diyoruz.